Arkadaşlar, Mimarın Hobi Dünyası'na hepinize selamlar. Ölen dişimizin yerine hemen takviye olarak arkadaşlar yeni bir dişi getirdim. Daha doğrusu iki tane dişi getirdik. Neler yapacağız şimdi bu iki tane dişimizde? Arkadaşlar, dişlerimiz, öncelikle ben size tanıtayım. Dişilerimiz kremio, çift kanat, mantolu, tepeli, Japones arkadaşlar. Özel bu işle uğraşan bir üretim halinden bir abimizden temin ettim. Şimdi neden iki tane? Bir tane ölenin yerine iki tane aldık. Çünkü bir tanesini arkadaşlar bu yanındaki bizim normal Lesving Japonesimizle, Lutino Lesving Japonesimizle eşleyeceğim. Onun yanında bir tane tepeli vardı biliyorsunuz. Biraz ürkek bir kuş. Onunla hiçbir zaman arkadaşlar bağdaşmadılar. Eş tutma MR'sı da göstermeyince o kuşumuzu aldığımız yere geri göndereceğim. Onun yerine arkadaşlar bu iki dişiden bir tanesini bu sarı Japonesimizle, diğerinde arkadaşlar biliyorsunuz bizim Texas erkeğimizle işleyeceğim. Neden yerine Texas bulamadık? Texas arkadaşlar bulmak çok zor gerçekten. Piyasada da oldukça sayıda az. Dolayısıyla Texas'la kremio bir kuşu eşleyip, kırmızı göz, kremio bir kuşu eşleyip farklı Lesving'ler de, farklı Japonesler de arkadaşlar çıkabilir. İhtimal onları o şekilde çaprazlamış olduk. Biraz daha farklı türler çıkabilir. Mesela nedir? Yine Texas çıkabilir arkadaşlar. İşte Lutino Lesving çıkabilir. Albino Lesving çıkabilir. Kremio Lesving çıkabilir. Çünkü bunların annesinde babasında her türlü arkadaşlar gen var. Karışık, çünkü albino kanı da var arkadaşlar. Albino baba ve annesi albino'dan gelme. Karışık bir üretimhane, güzel bir üretimhaneydi. Buradan da İbrahim abimize çok teşekkür ediyorum kuşlar için. Arkadaşlar şöyle durumlar bunlar. Şimdi ben bunları daha eşlemedim. Neden bunlar arkadaşlar beraberler? Bunlar bir acemiklerini beraber gidersinler. Hem yer sıkıntısından dolayı hem de bu erkeğimizle bakalım hangisi öncelikle bir anlaşacaklar şey olarak, yani eş tutma anlamında. Ama benim kafamdan geçen bu soldakiyle bunu eşlemek. Bu arkadaşlar, bunu da bizim normal şu eşi ölen Texas, şuradaki arkadaşlar, Texas erkeğimizle eşlemek niyetindeyim. İnşallah bakalım hayırlısı olsun diyelim. Yani şu ana kadar da arkadaşlar maşallah derseniz sevinirim. Çünkü bakalım, daha şu an net bir gelişme yok. Durumlardan arkadaşlar video ile sizleri de haberdar edeceğim. Bunları da şöyle şu mamalı bir kenara alalım. Yavrularımız 4 tane, tamamı yemdeler arkadaşlar. Şuradaki dişimiz biliyorsunuz tepeli dişimiz. Almak isteyen arkadaşımız varsa bana ulaşsın, ama bu yarın eğer ki olmazsa gidiyor arkadaşlar, bilginiz olsun. O da o şekilde. Bunları da vereceğiz. Sahiplendirmiş olacağız başka bir arkadaşımıza. Şimdi gelelim durumlardan, tek tek kafesleri şöyle bir gezelim arkadaşlar. Kafeslerimizde bunlar show kafesimiz. Mavi tüyden anlayacağınız üzere şurada bir tane mavi tüy kalmış. Show kafesimiz. Bunlar henüz daha yeni yumurtalarını yapmadılar. Şöyle göstereyim. Bunlar henüz daha yeni yumurtalarını yapmadılar. Bunlar da arkadaşlar daha bir yumurtada şu an. Dişimiz yatıyor. Erkek bizim meşhur en eski İngiliz takımımızın, yani annesi Jumbo olan takımımızın yavrusu. Evet, bu dişi rahatsız etmemek lazım. O yumurtada yatıyor arkadaşlar. Burada yalnız kalan Texas erkeğimiz. Bunu bir maşallah derseniz arkadaşlar, sıkıntı biliyorsunuz. Nazar çok çabuk değer kuşlara. Burada yine hakeza beyaz albino Lesving ve sarı lutulo Lesving. Bunlar da arkadaşlar yavru vermiş kuşlar. Bunlar da arkadaşlar önceki videolardan izlemiştiniz. Bunlar da bizim sonradan getirdiğimiz Lutino Lesving Japoneslerimiz. Bunlar da arkadaşlar bakalım yavru verdiler, ama bizim buraya bir adapte olacaklar öncelikle. Adaptasyon sürecinden sonra inşallah yavru almayı da düşünüyoruz. Şimdi bundan sonraki videom arkadaşlar, çok gelen bir soru: nefes problemi, solunum problemi olan kuşlara ne yapılması gerekir? Şimdi ben bu videoyu siz izledikten sonra, daha doğrusu bu videoyu yayınladıktan sonra hemen o konudaki videomu da çekmeye başlayacağım. Onu da hafta içi arkadaşlar, herhangi bir gün yayınlarız. Çok fazla soru var çünkü. Solunum yolu enfeksiyonu ile alakalı kuşlarımızın, mesela bu kuşumuzda var, mesela bakın kuyruk hareketi.
Bunları biz nasıl tedavi edeceğiz? Ortadan kaldıracağız. Çünkü bakın solunum problemi olan kuşlarda astım veya nefes darlığı veyahut da soğuk algınlığı olan kuşlarda çiftleşmek çok zor arkadaşlar. Yani eş tutmuşsa belki çiftleşebilir ama eş tutturup da yavru almak çok zor. Dolayısıyla biz bunları nasıl tedavi edeceğiz? Çok gelen sorulardan bir tanesi. Size ben bir ürün tanıtacağım. O ürünü düzenli olarak kullanırsanız da sonuç alacaksınız sizler de. Hatta bu videoyu çeker çekmez ben o videoyu da hazırlıklarım zaten var. O videoyu da hemen arkasına çekerim arkadaşlar. Yani o da çok faydalı olacak. Onu da o videoyu da kaçırmayın. Bu videodan sonraki videoda. Tabii şimdi şöyle bu üretimhane olayı, kuş üretme olaylarında herkes her şeyle karşılaşabilir. Dolayısıyla ölümle de sonuçlanabiliyor. Kuşlarımızın yani neticede sağlığı bozulabiliyor veya bu ölümle sonuçlanabiliyor. İnşallah bakalım bundan sonrası daha güzel olur. Hayırlısıyla daha sağlıklı üretimler hepimize nasip olur. Şöyle bir arkadaşlar bakın ben size şu Tosun kızımızı bir göstermiş olayım. Bu aslında dur şu yuvalığı bir kapatayım. Bu dişi de yuva kazmaya başladı. Ufak yuvalıkta bile arkadaşlar normalde hani çok tavsiye etmiyoruz ama ufak yuvalıkta bile şey yaptı. Yuvaya alıştı, çiftleşecekler yani de. Ben onlara müsaade etmiyorum çok fazla. Bakın aslında şu iki kuşumuz buradaki şov dişiyle buradaki şov dişi arkadaşlar kardeş. Yani aynı anne babadan farklı ağızların yavruları. O yeşil olarak bu da aynı opalin mavisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu da böyle yeme düşmeye falan hani bir haftası falan var. Bir hafta sonra bunu alırız arkadaşlar yuvadan. Yani diğer takımımız, tek takımımız rahat rahat çiftleşsinler. Yeniden yumurta yapsınlar. Havalar da güzel gidiyorken arkadaşlar yumurtlamayı en azından tamamlasınlar. Şöyle şimdi şöyle bir koyalım ki gel bakayım şöyle. Senin maşallah güzelliğini görsünler bir gel. Arkadaşlar maşallah diyorsunuz değil mi? Gel bakayım şöyle. Yuvadan çıkınca yavrular arkadaşlar sudan çıkmış balık gibi oluyorlar. Şaşkınlık, alışık olmadıkları için şaşkın oluyorlar. Evet, fazla da telaşlandırmamak lazım. Atla bakayım içeri. Maşallah sana. Son şov yavrumuzu da göstermiş olduk. Göstermediğimiz başka bir şey kaldı mı bilmiyorum. Şu kuşlarımızı bir de son kez videomuzun sonuna gelirken şurada şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi çift kanat, mantolu, tepeli. Helikopter dedikleri arkadaşlar Japonesler. İkisi de aynı kandan, aynı soydan gelen iki tane ayrı dişi arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göstermiş olayım en azından. Bunların inşallah yavrularını da sizlere bu şekilde izletmek nasip olur. Bu videoyu da beraber hatırlarız Allah nasip ederse. Bakın arkadaşlar bak yuvadan atlama budur işte atladı yuvadan. Gördünüz mü? Böyle çok fazla yuvada kalmak istemiyor. Anne de yuva kazımaya başladı zaten. Anne de bakın erkeğin bakıcılığı budur. Erkeğin bakıcılığı arkadaşlar. Evet. Bakıcı Çekoslovak erkek budur. Yani bu şekildedir arkadaşlar. Kafesin tabında dahi yavrusunu besler.
böyle güzel görüntülerle de videomuzu sonlandırmış olalım. Kafes tabanda kalmasa bir sakınca yok. Yuvalıkta kalırsa belki dişi rahatsız olabilir. Kafes tabanda da arkadaşlar indikçe, o yem istedikçe, mama istedikçe anne baba aşağı inip onu beslerler zaten. Problem olmaz. Bu videomuzda bu kadarlık olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol bereketli, sağlıklı üretimler diliyorum. Hoşçakalın.